Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 18. haftası 4. videosundayız. Yani çemberde uzunlukta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bu videomda kuvvet yardımıyla çemberde uzunluktan bahsedeceğiz gençler sizlere. Evet ilk videoyu hatırlayın. İlk videoda ne dedim size çemberde uzunluk yapmak istiyorsanız iki şeyi iyi bileceksiniz. Bir dik üçgen yardımıyla çemberde uzunluk yapılır ki bu zamana kadar hep ondan bahsettik. 2 dedim ne dedim üçgende benzerliği biliyorsanız tamam bu iş bitti dedim. Ama hocam ikinci olarak bir dik üçgen yardımıyla kısmını hallettik. Bu zamana kadar gidiyorlar hep buydu. 2 de benzerlik yok ne var? Kuvvet yardımıyla çemberde uzunluk var. Evet arkadaşlar araya bunu koyuyorum. Ee, i̇lk videoda öyle söylemem gerçekten doğru. Çünkü kuvvet yardımıyla çemberde uzunluk. Mesela iç kuvvet ve dış kuvvet. Bunların ikisinde ispatını zaten biz yapacağız. Nereden yapacağız? Bir sonraki videoda benzerlikten. Benzerliği yapan bunu rahat bir şekilde e, yapabilir. Bununla ilgili soru geldiği zaman ispatıyla yapılabilir ama bunu da bilmek lazım. Müfredatta yok ama bunu da bilmek lazım. ÖSYM sorusunu sorabilir. Karşımıza bununla ilgili soru çıkabilir. Mantığında olan birisiyim ben. E, çünkü niye? Kuvvetli değil. Üçgende benzerlikle çözülebiliyor. Ondan dolayı ÖSYM sorabilir. Ben bu mantıktayım. Bazı kitap yazarları arkadaşlar da bu mantıkta. O yüzden kuvvetle ilgili soruları kitaplarına koyanlar da var. Koymayanlar da var. Müfredat dışı olduğundan dolayı. Ama gerçekten çok kolay. O yüzden e, dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İsterseniz şu riski de göze alabilirsiniz. Hocam madem müfredatta yok ben dinlemek istemiyorum deyip diğer videoya da geçebilirsiniz. Ama dinleyin. Gerçekten kolay ve kısa da sürecek zaten. Şimdi iç kuvvet. Ben direkt ispat nereden geldiklerini anlatmayacağım. Çünkü bir sonraki videoda benzerliği anlatırken bunların nereden geldiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Evet iç kuvvet dediğimiz iki tane kiriş içeride kesiyorsa karşılıklı çarpımları birbirine eşittir. Yani A çarp B C çarp D eşittir. Çemberde iç kuvvet dediğimiz bu. Dış kuvvette bu iki tane kesen doğrusu dışarıda kestiği zaman çembere ilk değdiği yerden son değdiği yere çarpımları birbirine eşittir. Yani A çarpı A artı B C çarpı C artı D eşittir. Yalnız burada şu hata yapılıyor dikkat. Hocam şöyle şöyle merkeze kadar geliyor mesela. A burası B burası olsun. Şurası C burası da D olsun. Hocam A çarpı A artı B C çarpı C artı D diyorsunuz. Değil. Hatta şuraya R diyeyim isterseniz. C çarpı C artı R diyorsanız değil. Çembere ilk dediği yerden son dediği yere ilk dediği yerden son dediği yere yani bunun devamını getirip şuraya kadarki kısmı diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hatta bazı üçgen soruları bu yardımıyla da çok güzel bir şekilde kolay bir şekilde çıkıyor. E aklıma gelirse videonun sonuna doğru ondan da bahsedebilirim. Hangi soru tiplemelerinde kullandığımızı da söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi dış kuvvet ilk dediği yer son dediği yer. ilk dediği yer son dediği yer. A çarpı A artı B C çarpı C artı D eşit. Dış kuvvette bu. Ha hocam dış kuvvetin iki türlü hali var. Bir bu bu bu. Teğet olduğunda da çembere ilk dediği yerde x son dediği yerde x. Tek bir noktada değiyor. O zaman x çarpı x yani x kare aynı mantık aslında. A çarpı A artı B'ye eşittir arkadaşlar. Sorusuna geçelim mi? Hadi bakalım sorulara geçelim. Şimdi örnek 20. Hatta soruda da bir şey öğreneceksiniz yani. Hele boşuna şey olmuyor. Şimdi A B kiriş demiş. 2 birim ve 8 birim verilmiş. C noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar eğer en uzun kiriş sorulmuş olsaydı. Bak C noktasından geçen en uzun kiriş sorulmuş olsaydı. Hocam en uzun kiriş her zaman çaptır. Çaptan geçen kiriş en uzundur. Yani şu en uzun. Ama bizden en kısa istediler. Rastgele bir sürü kiriş var burada. C noktasından geçen sonsuz tane kiriş var diyebiliriz arkadaşlar. Biri bu, biri bu. Değil mi? Biri şu, şöyle. Bunlardan acaba hangisi en küçüğü? Bak. Bunlardan en küçüğü hangisi biliyor musunuz? Ben şöyle çizeyim bir tane. Rastgele bir tane çizeyim. İşte tam olarak budur arkadaşlar. Tam olarak en küçüğü bu. Nasıl? Şuraya A buraya B diyecek olursa A iki tane kiriş. Bu ne oldu? A çarp B eşittir 2 çarp 8 değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi soru matematik sorusuna döndü. A çarpı B 16'ya eşitse A artı B çünkü kiriş uzunluğu soruluyor. En az kaçtır sorusuna dönmedi mi arkadaşlar bu? Değil mi? Ne yapıyorsunuz? Birbirine en yakın mı seçeceksiniz en uzak mı seçeceksiniz? Tabii ki çarpımları verilip de toplamlarının en yakın değeri sorulursa bize, toplamlarının en az değeri sorulursa bize birbirine en yakın seçmiyor muyduk? Evet. En yakın seçtiğinde eşit olanı seçmiyor muydun? Yani A ile B'nin birbirine eşit olması lazım. Yani A ile B birbirine eşitse B yerine A yazacak olursak A kare eşittir 16'tan A buradan kaç gelir? 4 gelir. Cevap 4 değil. Yalnız B'yi A dedik ya eşit olursa en kısa kiriş olur dedik. O da matematikten yorumladık. Bakın A 4 olduğunda yani 4 birim burası 4 birim burası. Kirişin uzunluğu nedir arkadaşlar? 2A olduğundan cevap ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Dikkat. Bak tekrar söylüyorum. Bir tane kiriş çizdik. A çarpı 1, 2 çarpı 8, 16 geldi. Çarpımları 16 iken toplamları en az kaçtır? Kirişin uzunluğu toplamları çünkü. Onlar da birbirine eşit olduğunda arkadaşlar. Evet artık şurada bir şey öğrenmiş olduk. Bir çemberin içinden geçen en kısa kiriş nedir? En kısa kiriş hocam eşit bölen kiriştir. En uzun kiriş nedir? Çaptır arkadaşlar. Burada da bir şey öğrenmiş olduk. Hadi bakalım şimdi geçelim. Diğer soruya 21'e cevap 8 yaptı. Örnek 21'de ne demiş arkadaşlar? Örnek 21'de şimdi TT noktası olduğuna göre demiş. Arkadaşlar burada bir dış teyit var. Şunun karesi bu çarpı tamam diyeceğim ama iki tane bilinmeyen var. Şuraya y diyecek olursak öncelikle bir y'yi bulmalıyız sanki değil mi? Hadi y'yi bulalım bakalım. Ne var burada? Hocam şurada da bir iç kuvvet var. Şuraya bakacak olursak iç kuvvette karşılıklı çarpımları birbirine eşit. 8 bölü 3 çarpı 3 eşittir. 2 çarpı y değil midir arkadaşlar? evet. Buradan bölü 3'ler gitti. Y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk galiba değil mi? Evet y'yi 4 bulduk. Artık y'yi 4 bulduysak hocam şunun karesi bu çarpı tamamı değil miydi? x'in karesi eşittir 2 çarpı tamam. bak 2 çarpı tamamı derken 4 2 de 6 değil. Tamamı 2 4 ve 2'nin toplamı yani 8'e eşit olacak. x kare 16'dan x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 birim olarak buluruz. Yani örnek 21'in cevabı böylelikle 4 çıktı geldik örnek 22'ye. Evet güzel bir şey daha öğreniyoruz aslında şimdi yine burada. Arkadaşlar o yarım çemberin merkezi. Tamamlamamıza gerek var mı? Yok. Sonra CD ile şu DA birbirine eşit verilmiş. ben bunu nasıl kullanacağım? Şimdi uzunluk olarak bakıyoruz soruya. AB uzunluğunda kaç vermiş? 9 vermiş. Şurayı 9 vermiş. E hocam burada acaba merkez kiriş çek dik yapsak mı? Kiriş uzunluğu yok. Bir işimize yaramayacak. AA desek burası da 2A. Bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Hani bu 9 bölü 2 olur. Başka? Maalesef şuradaki dik uzunlukta olmadığı için bir hamle yapabiliyor muyum yapamıyorum. Anahtar kelimeyle sorunun çözümüne ulaşamadım. Şu eşitliği kullanmam lazım. Evet gençler bu eşitliği kullanacaksın. Bir de sana çap vermiş. Verilen bilgiyi kullanacaksın. Çapı nasıl kullanacaksın? Çap deyince aklına ne geliyor? Ne geliyor? Hocam yarı çapı bulabiliriz. Başka? Çap deyince çapı gören çevre açı 90 derece gelmiyor mu? Özellikle yarım çember verilmiş burada. Evet hocam. E o zaman bunu mu çizsek? E bunu çizince bir işimize yaramıyor. Ya da şunu mu çizsek? Bak çapı gören çevre açı 90 derece. Çapı kullandık mı? Kullandık. Aa hocam dik tabanı iki eş parçaya böldü. Şimdi de kullanmış olduk. Artık burada güzel bir şey daha öğrenmiş oldunuz. Böyle yarım çember değişiklik gördüğünüz zaman soru tipi de ezberlemenizi istemiyorum ama ya çap mantığından gidin boş ver. Çapı gören çevre açı 90 dereceyi yazdıktan sonra aa dik tabanı keş parçaya böldü. O zaman bu bir ikiz kenar üçgendir. Yani burası 9'dur. Buraya kaç kaldı? 7 kaldı. Peki bizden ne isteniyor? Hocam x x diyecek olursak a c isteniyor. 2 x isteniyor. E ne var burada? Pisagor bağıntısından çıkmıyor. Bak kuvvet var. Çembere ilk dediği yerden son dediği yere. ilk dediği yerden son dediği yere. Çarpımları birbirine eşittir. x çarpı 2x neye eşittir? 2 çarpı 9'a eşittir. 2 çarpı 9'a eşittir x kare buradan 9 ise x buradan 3 çıkar ama ac isteniyor bizden. ac uzunluğu da 2x'e eşit olduğundan o da kaç yapıyor arkadaşlar? x 3 olduğundan cevap 6 yapmış bulundu. Evet böylelikle örnek 22'de bu şekilde çözmüş bulunduk ve arkadaşlar bu konuyu bitirdik ama dur. Biraz önce hatırlarsam bazı üçgen sorularını da bu kuvvet yardımıyla çözebiliyoruz. Daha pratik bir şekilde çözebiliyoruz diye söylemiştik. Ben şuraya bir yere bir boşluğa bir soru yazayım. Arkadaşlar şöyle bir boşluk, büyük bir boşluk bulsam daha iyi olur. Ee, o yüzden ha şuraya yazayım mesela. Bak şimdi gençler. Şöyle bir soru yazıyorum. ÖSYM'nin de bu soruyu da sormuşluğu da var arkadaşlar. Sorumuz şu olsun. Atıyorum soru şöyle bir şey olsun. Hocam 4 birim burası, 4 birim burası, 5 birim burası. Adam bize x ve y ya da harfleri verelim. Üçgenlerde de yaptık zaten biz böyle bir soru. Sorumuz şu olsun. CD çarpı CD çarpı CB. Aynı sorunun laciverti. Şöyle de gelebilirdi arkadaşlar. Şu ikiz kenar olup 5 5 şu 4 olup x çarpı y'yi bu şekilde de sorabilirdi arkadaşlar. Her ikisinde de kullanabiliriz. Şimdi gençler normalde biz bu soruyu daha öncesinde yaptık. Dik çizdik ve şuraya a a dedik. Buraya da b dedik. B çarpı B artı 2A isteniliyor. Bak CD çarpı CB isteniliyor bizde. Hocam ne yaptık? Bir burada Pisagor bir de burada Pisagor. İkili Pisagor'da H ortak. Yalnız bıraktık haşı. Pisagor bağıntılarından sonuca ulaştık. Bu sorunun daha pratik bir çözümü nedir arkadaşlar? Çemberden. Nasıl biliyor musunuz? Bizden bu çarpı isteniliyor ya. Bak şimdi. Arkadaşım şu çarpı şu aslında bize kuvveti anımsattı. Kuvveti biliyorsak yapabiliriz tabii ki bunu. Ama burada şey yok. Bak şu merkezde bir çember çizecek olursak yarı çapı 4, 4 olacak şekilde. Hocam bir çember çizecek olursak çemberimiz böyle mi olur? Evet. E çemberimiz böyle olursa yarı çapı 4 oldu. Buraya kaç kaldı? 1 kaldı. E hocam bizden şu isteniyor. Şu çarpı tamamı. a kuvvet oldu bak. Şu çarpı tamamı. Bu çarpı tamamı değil mi? Evet. Tamamını uzatacaksın. Bak burası da 4 yaptı. Hop şöyle. Yani x çarpı x artı y. Değil mi? Cd çarpı cb ya da cd çarpı cb neye eşittir? 1 çarpı 9. 1 çarpı 9. 1, 4 ve 4'ün toplamı. Yani toplam çarpım direkt ne yaptı? 9 yaptı. Bir, ikizkenar kenar yapmaya kalksanız biraz zorlanacaksınız. Mesela burada da direkt e, şeyi sorar. X çarpı Y'yi sorar burada da. X çarpı Y nedir? Burada da aynı mantık. Bak merkez burası. Yarı 5 diye düşünecek olursanız. Çemberiniz bu sefer böyle olur değil mi? Hocam X çarpı Y. İç kuvveti anımsattı. Hemen şunu uzatırsınız. Şöyle. Hocam yarı çap 5 ya. 5 olacak. Burası 1 olacak. Şunu da uzatırsınız. Burası da 5 oldu. Şimdi kuvvet x çarpı y. Buradan neye eşit gençler? 1 çarpı 9'a eşit olacak. 1 çarpı 9'a eşit olacak. Yani x çarpı y 9'a da 9 ama eşit oldu. Evet. evet. Size pratiklik sağlar. Artık üçgende de böyle bir soru gördüğünüz zaman bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Yeri gelmişken değinmek istedim size. Ama bizim aşıl işimiz neydi burada? Şurada kuvveti size anlatmaktı. Kuvveti de anlattık. Müfredatta yok. Müfredatta olmayan bir şey ee, karşımıza soru olarak çıkabilir. Çünkü biraz sonra bir sonraki videoda ne yapacağız? Bunların ispatını da benzerlikle de göstereceğiz zaten. Ee, nasıl ilgi alaka olduğunu da göreceksiniz. Ama kuvveti de bilin. Bilin bilin bilin. Evet gençler zevkli çünkü kolay. İç kuvvet dış kuvvet başka da bir şey yok. Tamam gençler evet böylelikle e, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda bir sonraki videoda benzerlik yardımıyla çemberde uzunlukta. Bu da önemli. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.